Merhabalar. Bu hafta Havayolu 101 ile birlikte hazırladığımız konu Atlas Global. Bildiğiniz üzere geçen hafta faaliyetlerine son verdi Atlas Global Hava Yolları. Çok sayıda yolcu mağdur oldu ve Türkiye'deki Türk havacılık tarihinde de çok önemli bir marka ne yazık ki batmış oldu. Doktor Abdullah Nergiz ile beraber Atlas Global konusunu konuşacağız. Çok sayıda yolcu ne yazık ki biletleri yandı, şunlar Evet. bunlar, çok ciddi bir problem yaşandı. Bu biletleri iptal olan, yanan paralarını geri alabilecek mi sizce? Valla Tolga, geçen Kasım ayından beri aslında devam eden bir süreç. Geçen hafta resmen iflas ettiği ilan edildi ama ki kendileri de ilan etmedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Twitter hesabından böyle basit bir mesajla duyurdu bunu. Onun öncesinde Kasım ayından beri devam eden bir süreç vardı. Gerçekçi ve samimi olmak gerekirse şirket iflas ettiği zaman önce devlete ödeyeceği bir takım borçları vardır. Daha sonra tedarikçiler var. Çok sayıda havayolu şirketinin ihtiyaçlarını karşılayan. Onlara ödemeler yapılacak. Çalışanların, personelin Tazminatları, tazminatları bir de var. maaşları var Maaşları içeride. var. 3-4 aydır ödenmediği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunları da çıkarttığımız zaman ondan sonra ancak yolculara sıra gelecek ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne havayolu şirketlerinin yatırdığı bir teminat var. Söylendiği kadarıyla 500 bin dolar civarında bir teminat. Geçmişte benim hatırladığım daha yüksekti. Uçak sayılarına göre bir 5 milyon dolarlara kadar çıkıyordu ama Olabilir. bu herhalde 500 bin dolar Evet. pek bunları karşılayacak gibi gözükmüyor. Hiç mümkün gözükmüyor. Yani daha başka bizim bilmediğimiz şu anda borçlar da olabilir. Hiç kolay kolay yolculara sıra geleceğini zannetmiyorum. Zaten aslında dediğim gibi süreç Kasım ayında başladı. Orada gerekli tedbirler alınsa belki bu noktaya gelinmezdi. Çünkü uçuşları durdurduğunu ilan etti birdenbire. 26 Kasım Evet. günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bir Bir aylığına. aylığına ve binlerce yolcu havalimanlarında adeta mahsur kaldı. Gitmiş olanlar İstanbul'a geri dönemediler. Bir yerlere gidecek olanlar gidemediler. Havalimanında kalanlar oldu. Seyahatleri iptal edilmek zorunda kalanlar oldu ve son anda başka havayolu şirketlerinden bilet almak zorunda kalanlar oldu. Aslında yolcu tarafından baktığımız zaman maliyeti bu işin çok büyük. Ve aynı tarihlerde işin acı tarafı şu. Bir örnek var. İngiltere'de 100 küsur senelik Thomas Cook battı. Thomas Cook havayolları iflas ettiğini açıkladı. Hemen arkasından İngiliz Sivil Havacılık Genel Müdürü devreye girdi. Web sitesinden, Twitter'dan, diğer sosyal medya ortamlarından gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve şu söylendi. Thomas Cook müşterileri, yurt dışında olanlar, bunlarla ilgili biz gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Uçakları kiralayacağız ve hepsini İngiltere'ye geri getireceğiz. Gerçekten de arka arkaya çok sayıda uçak kiralandı ve dört bir taraftan, dünyanın dört bir tarafından İngiliz yolcular toplanıp İngiltere'ye geri götürüldü. Hatta o günlerde hatırla, Dalaman'a bir A380 indi. Ve bu sayede A380'e Ticari olarak ilk defa ticari Türkiye'ye olarak gelmiş da oldu. ilk defa da Türk Evet. hava sahasında ve havalimanlarımızda kısa Evet. vadeli Bir görmüş kez de olduk. Bir olsa kez de olsa yani görmüş ama olduk. bu şunu gösteriyor. İngiliz Sivil Havacılığı'nın yolcularına ne kadar önem verdiğini ve ortada bırakmadığını, icabında dünyanın en büyük yolcu uçağının kiralanarak yolcuların İngiltere'ye geri götürüldüğünü gördük. Bu Türkiye'de olmadı maalesef. Demek ki bir sigorta ve bunlarla ilgili uyarı sistemleri pek fazla çalışmıyor. Ben Maalesef, biraz maalesef. burada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü de eleştirmek istiyorum. Evet. Ne yazık ki 14 Şubat'ta yayınlanan bir tweet ile Evet. birlikte sosyal medya bunu duymuş oldu. O günde bir resmi yazı ilgili devlet kurumlarına ve kuruluşlara yayınlandı 14 Şubat tarihiyle. Ve o güne kadar da ben şey zannediyordum. Atlas Jet Atlas Global olmuştu ama normal isminin de Atlas Jet Tabii olduğunu şirket ismi hala Atlas şirket Jet ismi olarak olarak devam da ediyor. Tabii. görmüş olduk. Tabii. Bir de şey de yok Tolga. Yani tamam Twitter'dan duyuruldu. Ondan sonra kimin ne yapacağı belli mi? Ben bilmiyorum. Mesela yolcuyum diyelim ben. Biletim var. Bayağı vardı. Daha önceden vardı. Ne olacak şimdi? Hiç belli değil. Yani Yani arkasından gelen Ulaştırma Bakanlığı'nın bu bir konuyla açıklama da ilgili yok. bir Bir açıklama da yok. soruşturma yapması, etmesi ve belki de en azından tamam sektörel ve çalışanlar açısından bir mağduriyet var. Var. Bunlar da giderilmesi ama yolcuların da bir şekilde Tabii, mağduriyetinin tabii. giderilmesi Tabii. lazım gibime geliyor. Tabii. Yoksa iflas davaları şunlarla Evet. bunlarla iş epey uzayacak. Evet. Peki bu güncel konuyu önce girmeyi istedim ki çok meraklı insanlar var. Havacılığı bilmeyebilir ama Atlas'tan bilet almış Tabii, tabii, yolcular tabii. vardı. Bunları anlattıktan sonra Atlas'ın hikayesi nasıl başladı Türkiye'de? Şöyle aslında 20 seneye yakın bir hikayesi var Atlas'ın. Öger Tours, Vural Öger tarafından kurulan bir şirket. O zamanlar hatta Mavi Atlas diye geçiyor. Böyle daha mavi tonların hakim olduğu bir kurumsal imaja sahip. Atlas sadece tabii o Evet, yıllarda. tabii. Atlas Hava Atlas, Yolları. evet Atlas diye geçiyor ve yani sektörün içindeki o dönemi yaşayanlar Mavi Atlas diye biliyor onu. Çünkü bir değişim olacak biraz sonra anlatacağım. Boeing 757'ler var hatta hatırladığım kadarıyla Tayjet'ten
alınmış. Daha önceden pardon, TajJet tarafından kullanılan onlarla başlıyorlar. Sonra ETS devreye giriyor. Ersoy kardeşler. Mehmet Ersoy ve Murat Ersoy. Mehmet Ersoy biliyoruz. Şu an Turizm Bakanı. Murat Ersoy da Atlas'ın sahibi. Ortaklaşa onlar giriyorlar ve 2004 yılında bir kurumsal imaj değişikliği ve Kırmızı Atlas, yani bizim hep bildiğimiz Kırmızı Atlas formatına geçiliyor. Atlas Jet oluyor. Jet ekleniyor. Jet ekleniyor. Uçak tipleri değişiyor. Farklı uçaklar filoya dahil oluyor. Ve bir anda böyle bir son derece kuvvetli bir imajı var aslında Atlas'ın yolcu nezdinde. Niye bu imajı var? Evet. Şimdi o tarihlerde hızlıca bir büyüme ve artı şu var. Bir düşük maliyetli taşıyıcı iş modeli değil Atlas'ın takip ettiği. Full servis dediğimiz tam hizmet veren, işte ikramı olan, business class'ı olan, geniş koltukları olan, uçaklar temiz, gayet güzel, güler yüzlü personel vesaire. Bir anda yolcu nezdindeki imaj yükseliyor ve açıkçası şu vardı. Türk Hava Yolları'nın alternatifi Atlas olarak kabul ediliyordu. Mesela Pegasus akla gelmiyor, Onur Air akla gelmiyor ama Türk Hava Yolları'nın alternatif olarak Atlas Jet kabul ediliyordu. Bir de o yıllarda tabii Türkiye'de iç hatların liberalleşmeyle tabii birlikte özel hava yollarının açılması çok ciddi bir Onur Air, Pegasus giriyor, Fly Air vardı faaliyetlerine tabii son veren. Turkuaz Airlines girmişti. Turkuaz gibi battı. O dönemde epey bir bu konuyla Bora Jet girdi, Bora çıktı Jet falan. Girdi çıktı. Evet. Epey bir hareket var o tabii yıllarda. Bir de şeyi de ekleyelim. Orada mesela Atlas'ın bir de şöyle bir başarısı oldu. Türk Hava Yolları'nın uçmadığı noktalara seferler başlattı. İşte Kuzey Irak'ta, ne bileyim Erivan, Orta Asya'da öyle yerler. Mesela Mykonos hattı çok meşhur. Evet. 2006-2007 gibi Mykonos hattını başlattı. Yazlık bir hat. Mesela vazgeçmedi bir de iç hatlarda Bodrum mesela. Yaz tabii, kış uçardı oraya. Bodrum, Antalya. Bunlar böyle özellikle niş hatları olarak Atlas'ın son derece başarılı oldu ve yolcu nezdindeki imajını çok yükseklere taşıdı. Şunu ekleyebilir miyiz? Bu başarının tabii izleyicilerimiz soracak. Başarının yanı sıra başarısızlığı da anlatacağız. Önce başarıyla başlıyoruz. ETS'de bir tur operatörlüğü, birebir yolcuyla bir ilişki var. Evet. Öbür tarafta da bakıyoruz. Örneğin diğer birçok şirket, Pegasus olsun, Onur Air olsun, charter. Yani tur operatörüne sadece evet uçağına ekibini verirken evet birebir bir perakende ilişkinin hava yoluna taşınması da belki tabii başarıyı getirmiş. Tabii. Onun da etkisi var. Artı dediğim gibi yani hizmet seviyesinin daha yüksekte tutulması, bunun da etkisi oldu. Bir de şu var Tolga, herkesin gözden kaçırdığı, Atlas şöyle bir cesur bir adım var o noktada. İstanbul Atatürk Havalimanı hub olarak kullandı kendini. Yeni bir şirket olmasına rağmen mesela Sabiha Gökçen tarafına veya başka bir işte ne bileyim Anadolu'da işte Ankara'ya falan değil de veya da Antalya değil de İstanbul'da direkt Türk Havalimanı'nın karşısına çıkarak aslında çok cesur bir giriş yapmış oldu orada. Ve 2000 ne diyelim işte 2013-14'e kadar da aslında bayağı bir başarılı bir çizgisi var Atlas'ın. Ben orada tabii bir parantez açmak istiyorum. Ne yazık ki yaşadığı bir talihsizlik var. Evet. Bu belki de Türkiye'nin iç yapısından, iç dinamiklerden, iç hatlarda uçarken World Focus Hava Yolları'ndan bir MD-83 kiralanıyor evet ve bu uçakta yanlış hatırlamıyorsam 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta'ya inişi sırasında düşüyor. Taşıdığı yolcular Atlas'ın. Hatta Atlas bu konuyla ilgili bir mahkeme kararı almıştı. World Focus ismi kullanacak haberlerde ama tamam uçağın sahibi World Focus, ekip World evet Focus ama yolcular Atlas'ındı. Evet. Böyle de bir talihsizlik yaşadı ama doğru o yıllarda böyle bir kazayı atlatabilmek kolay bir iş değil. Onu da başardı. Onu da başardı evet aslında. Yani o kazanın o olumsuz etkisini de çok kısa sürede halledip yoluna devam etti. Dediğim gibi yani 2007 yılı 2013 yılına kadar çok yükselen bir çizgisi var Atlas'ın. Bir ara filo tahmin ediyorum 16-17 uçağa kadar tabii yükseldi. Tabii. Ve arkasından da bir Atlas'ın dünyaya yayılma politikası başladı. İşte Kuzey Irak ve Ukrayna. Biraz onları anlatır mısın evet bize? 2013 sonu, 2014 şöyle bir karar alınmış anladığım kadarıyla. Şöyle bir danışmanlarla çalışılmış, işte bir fikir jimnastiği, beyin fırtınası falan derken denmiş ki ya bu Atlas'taki jet ibaresi low cost çağrışımı yapıyor. Yani düşük maliyetli havayolu çağrışımı yapıyor. Biz ne yapalım? Biz bu jeti atalım. Yerine daha böyle küresel vurgulu bir şey getirelim. Ne yapalım? Atlas Global olsun ismi. Atlas Global olunca tabii şöyle bir beklenti doğuyor insanlarda. Yani küresel, global bir havayolu. Sanki böyle bütün dünyaya sefer yapacakmış gibi. Aslında o dönemde bölgesel anlamda bayağı da bir adım atılıyor. İç hatlarda çok sayıda yeni noktaya tarifeli sefer başlatılıyor. Dış hatlarda bayağı büyüyor. Dediğin gibi işte Kuzey Irak'ta şirket ortaklığı var. Ukrayna'da şirket ortaklığı var. Bir anda bölgesel anlamda Atlas bayağı bir büyüyor.
bayağı da bir atılım yapıyor ve fakat benim şahsi kanaatim sonun başlangıcı aslında bu adım oluyor. Evet. Evet. Ben şeye gitmiştim. Murat Ersoy'la Ukrayna'daki yatırımın başlatılması üzerine bir tören vardı ama bölgedeki tabii o sırada Ukrayna'nın Rusya'yla karışması, evet, sıkıntılar, o uçaklar uçamadı. Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Uzun yıllar da Atlas'ın başta Londra olmak üzere birçok seferinde bu uçaklar yaptı. Doğru. Ukraynalı uçuş ekipleriyle. Arkasından Kuzey Irak'ta kurulan Zagros. Zagros'ta tabii bir oradaki problemler yaşandı. Anlaşmazlık oldu. Anlaşmazlıklar oldu. Ve bu global yatırımlar da biraz kısa kaldı mı, evet, diyelim. Yani şöyle, tarifeli seferlerden çok ciddi zarar ettiğini biz duymuştuk Atlas'ın. Tarifeli seferlerden zarar ederken charter olarak yaptığı operasyondan aslında kar ettiğini duymuştuk. Ona rağmen 2018 yılına kadar ısrarla orada devam edildi. Devam edildi. Tarifeli seferlere devam edildi. 2018'in Nisan-Mayıs'ıydı yanlış hatırlamıyorsam Tolga. Birdenbire bir haberle sektör çalkalandı. Çok sayıda tarifeli hattını kapatma kararı aldı. Kapatma kararı aldı. Bir anda kapattı. Hatlar arka arkaya kapatıldı. Uçuşlar durduruldu. Ondan sonra aslında bir toparlandı, yine bizim kulağımıza gelen oydu. Yani bir toparlandı şirketin. Mali açıdan biraz daha ayaklarının yere sağlam basmaya başladığını duyduk. Ama 2019'da demek ki o şey tam sağlanamamış, denge sağlanamamış. Maalesef bu işte Kasım'da, önce Kasım'da daha sonra da Şubat'taki iflas noktasına kadar gelinmiş oldu. Benim burada merak ettim. Şimdi dünyada tabii havacılık çok farklı sepetlere yayıldığınız zaman işte tarifeli yapmak büyük bir yapı gerektiriyor. Evet. Ve aynı zamanda ciddi bir ekonomik risk. Para kazanırsanız, çevirebilirseniz çok iyi. Öbür tarafta düşük maliyette olursanız tamamen konseptinizi değiştireceksiniz. Tabii. Veya charter'sanız charter'da kalacaksınız ama evet, charter pazarı da hızlı bir şekilde küçülüyor. Belki Atlas'ın buna hepsini yaparım, business'ım da olur, şunu da olur, bunu olur konsepti mi yanlış oldu belki de? Biraz o. Çünkü şirketin odağı tam belli bir noktaya yönelemiyor. Yani bir yandan tarifeli sefer yapıyorsunuz dediğin gibi. Onun formatı çok farklı, anlayışı, yolcuya yaklaşımı çok farklı. Charter tamamen farklı bir şey. Tamamen farklı bir şey. O denge birazcık kaçırıldı gibi Tolga. Yani onun etkisi büyük. Bir de tabii son bardağı taşıran son damla diyebiliriz. 26 Kasım'daki açıklamada da değiniliyor. Yeni havalimanı etkisi var tabii orada. Evet. Tek başına değil. Burada bir yanlış anlama olmasın. Tek başına etkisi olduğu söylenemez ama hiç şüphesiz ki maliyetleri ciddi manada artıran bir unsur yeni havalimanı. Çünkü orada çok net örnek verelim. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda operasyon yapılırken havayolu şirketleri dış hat uçuşları için yolcu başına işletmeciye $15 para veriyordu. Giden yolcu başına. Şimdi yeni havalimanında bu 20 euroya çıkartıldı. Yani dolara çevirdiğimiz zaman $22 ediyor ki, evet, 15'ten 22'ye %50 kabaca bir döviz bazında zam demek bu. Bu bir ciddi maliyet yüküyor. Artı işte çok uzun taksi süreleri havalimanında. Onun akaryakıt maliyetleri var. Artı oradaki o toplam seyahat süresi, yani blok saat uzadığı için personelin çalışma süreleri uzadı. Personelin maaşları veya personel giderleri diyelim, onlar arttı. O da bir unsur olarak tabii katılabilir. Belki dediğim gibi bardağı taşıran son damla olarak değerlendirilebilir ama tek başına hani öyle bir algı da oluştu ya şeyde kamuoyunda diyelim, hani yeni havalimanının yüzünden batma diye, tabii öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben tabii buna şunu eklemek isterim. Bunların bir kısmı çok ciddi iddia, bir kısmı da konuşuluyor ama herhangi bir netleşmiş, bir net bir açıklama yok. Bakan Mehmet Ersoy ETS grubuyla yoluna devam etti. Kardeşi, ikiz kardeşler. Evet, Mehmet Ersoy da Atlas Global'i alarak ayırdılar. Çeşitli otel yatırımları var. İkisinin de ayrı ayrı veya birlikte yaptıkları veya ailesel olarak yaptıkları. Bu aradaki çekişmeler veya otellerin zararlarının da bunun etkisi olduğu iddiaları var ki bilmiyoruz. Bunlar onu ben de bilmiyorum. Nereye gider, ne yapılır, evet, ama sonuçta sorunlar birikiyor ve bir yerde artık bardak taşmaya başlıyor. İyi bir markaydı. Atlas çok iyi Global. Bir markaydı. Tekrar söylüyorum. Yolcu nezdindeki imajı son derece yüksekti. Yazık oldu. Yazık oldu. Bu bir Türk havacılığı için, evet, bir kayıptır. Ve Tolga, sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun. Yani havayolu sektöründe öyle bir marka kurayım, özellikle havayolu şirketi kurayım, geliştireyim, belli bir noktaya getireyim, bunlar öyle hani bugünden yarın olabilecek şeyler değil. Çok zor şeyler. Atlas bunu başarmıştı ama bir anda iş tersine döndü ve gitti maalesef. İnşallah yolcular, mağdurlar paralarını alacaklar. İnşallah. En kısa zamanda bu borçları öder Atlas ve en azından bu konuyla ilgili sorunları da aşmış olarak diyerek videomuzu kapatalım.
Bizi özellikle sivil havacılık konusundaki değerlendirmelerimizi Havayolu 101 ile Doktor Abdullah Nergiz'le beraber yaptığımız programlarda, serilerde devam ediyoruz. Ayrı bir seyretme listesi var. Meraklıysanız bu konuya ve ayrıca çok seyahat ediyorsunuz, niye bilet fiyatları böyle, nedir maliyetler diyorsanız lütfen buradaki videolarımızı takip etmeye devam edin. Bize lütfen sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. Yapacağınız beğeniler ve bizlerin daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlayacaktır. Bu arada tabii yeni sitemiz geliyor. Sana da hayırlı olsun Tolga. Çok teşekkürler. Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Mart ayı içerisinde yayını alacağız. Sizleri de oraya bekliyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler.